Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılınç başkanlığında oluşturulan kriz masasında belediye bünyesindeki personel işleri müdürü Aysun Hallaç sahada koordinasyonu yöneterek kar temizleme çalışmalarına katılıyor. Gece gündüz halkın rahatı için çalıştıklarını ve oluşan karların yerden kaldırılması için ekiplerle ara vermeden çalıştıklarını belirten Adıyaman Belediyesi Personel İşleri Müdürü Aysun Halaç, "Öncelikle bu ilk defa karşılaştığımız bir kriz. Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç çok güzel bir kriz yönetim şekli belirledi. Önce ana caddeleri sonra ara caddeleri temizleme işlemlerini yapıyoruz ve daha sonra sokak aralarına giriyoruz. Tabii karı bir yandan temizliyoruz ama bir yandan yağış devam ediyor. Temizlediğimiz yerler tekrardan doluyor," dedi. "Öncelikle bu ilk defa karşılaştığımız ama Başkan Bey çok iyi bir kriz yönetim şekli belirledi. Bütün sahaya bütün birim müdürlerini çıkardı. Birim müdürlerimizin hepsine bir tane mahalle verdi. Muhtarlarımızla beraber hepimiz bir mahallenin başına geçtik. Herkesin bir kepçesi var. O mahalleye ait o kepçe. Burası Yavuz Selim Mahallesi. 4 tane ana caddemiz var burada. 3 tane ara caddemiz var. 40 tane de sokağımız var. Önce ana caddeleri, daha sonra ara caddeleri temizleme işlemlerini yapıyoruz. Daha sonra da sokak aralarına giriyoruz. Tabii karı bir yandan temizliyoruz ama bir yandan da yağış devam ediyor. Tekrar temizlediğimiz yerler bir daha doluyor." Peki müdürlerimizin içerisinde bir bayan sizsiniz. Siz de sağdansınız. Gören vatandaşlar farklı söylüyor mu? Ne diyorlar yani acaba? Hiç yadırgamıyorlar. Yok, hiç yadırgamıyorlar. Galiba genlerimizde var. Anadolu kadını hiçbir zaman vatana, millete hizmetten geri kalmamış. Biz de geri kalmadık ama kimse bunu yadırgamıyor. Gayet olağan karşılıyorlar. Çalışmalar devam edecek değil mi müdürüm? Bizim çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor. Sabah 8'de başlıyoruz. Gece 1-1.30 arası ara veriyor. Sabretmeleri gerekiyor. Zahmetsiz rahmet yok. Bu rahmetin yoğunluğu da büyük, zahmeti de biraz büyük olacak. Hepimizin sabretmesi gerekiyor. Biz sahadayız, buna sabredeceğiz. Çoğu zaman evimize geç gidiyoruz. Ama önemli değil. Soğuk havada biz tek çalışmıyoruz. Bizim birim müdürlerimizle beraber muhtarlarımız da inanın ki evlerini doğru düzgün görmediler. Yine belediye çalışanlarımız öyle. Gece gündüz halkımızın rahatını sağlamaya çalışıyoruz. Bu karı yerden kaldırmaya çalışıyoruz. Sahalarda izliyorsunuz yani. Kesinlikle. Peki, teşekkür ederim. Buradaki en önemli şey de İyi bir kriz yönetim şekli belirledi Sayın Başkanımız. Evet. Yönetim şekli çok önemliydi. Müdürlerin sahada olması, muhtarlarla beraber çalışması çok önemli. Ben bu mahalleden sorumluyum, Yavuz Selim Mahallesi'nden. Ve gece gündüz bu mahallede kar temizleme çalışmalarının yanı sıra bir şeylere ihtiyacı olan vatandaşlarımız oluyor, evinden çıkamayan oluyor, aracını çıkaramayan oluyor, hastaneye gitmesi gereken oluyor. Bunlara da müdahale ediyoruz aynı zamanda. Evet. Şu anda Sayın Belediye Başkanımıza ve mahallemde görevli olan Aysun Hanım müdürümüze ben bu konuda çok teşekkür ediyorum. Saat 1'e 1.30'a kadar Aysun Hanım'la beraber sokakta ve caddedeyiz. 40 tane sokağım var, 8 tane de ana caddem var. Hiçbir zaman hiçbirisini kapalı tutamadık. Her bir sokakta günlük olarak 2 sefer, 3 sefer geçtiğimiz ana caddeler genellikle daha fazla önem veriyoruz. Sağ olsunlar. Günün akşamı saat 1.30-2'ye kadar Aysun Hanım'la beraber sokaktayız. Vatandaşların talep ve isteklerini zaten Facebook'ta da yayınlıyoruz. WhatsApp'tan yayınlıyoruz. Vatandaşlarımızın telefonlarını muhakkak muhtarımıza kavuşmalarını talep ediyoruz.